en iyi şekilde gösterdik. Evet, yaşadığımız afet çok büyük bir afet. Örnek vermek istiyorum size. Murdağ ilçesini dün akşam kararını aldık Sayın Bakan'la, Çevre Bakanı'yla. İlçeyi kaldırıyoruz, komple yıkıyoruz. Tamamını, %100'ünü yıkıyoruz. Yani yaşanan felaketi anlayın diye anlatıyorum size. Ve şu anda bir apartmanda 150 ölü çıkan apartman var. 150 tane ölü aldığımız apartman var. Tabii ki Yüce Allah takdiri ilahisi o olmadan biz bir saniye bile adım atamayız. Ve bir saniye sonrasına da hükmedemiyoruz. Ben Trabzonlu olduğum için bize hocalık fazladır, onu söyleyeyim. Hocam burada olduğu için çok fazla konuşmuyorum da. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Ama biz insan olarak da üzerimize düşen sorumluluğu yapmalıyız. Biz onun için buraya geldik. İnsan olma şey gereği, devletin temsilcisi olarak sizlerle beraber olmak, sizi dinlemek için geldik. Kusura bakmayın, belki geç geldik ama durum gördüğünüzden, bildiğinizden çok daha vahim. Açıklanan rakamlardan en az 3, 4, belki 5 kat daha kötü. Bazı illeri komple yıkıp yeniden iller yapıyoruz. Dolayısıyla bu böyle gördüğünüz İstanbul depremi veya Erzincan, o hiçbirine benzeyen bir deprem değil. Şehirler haritadan silinecek, yeni haritalar oluşturulacak. O nedenle bizim devlet olarak, devletin görevlileri olarak geç gelmişsek sizden özür diliyoruz. Estağfurullah. Bizi hoş görünüzle, az önce bir köye gittik, teyzemiz söylediği bir şey vardı.